Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geçen derste yaptığımız gibi yine ek açıklama animasyonu yapacağız. Hani bu videolarımızın kenarına köşesine koyduğumuz ek açıklama animasyonlarından yapacağız. Şöyle bir izleyelim öncelikle. Böyle basit gibi gözükse de biraz karışık bir ders olabilir ama sorun değil. Adım adım ilerleyeceğiz. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Ve intromuz geldi. Şimdi new composition diyorum. Buna isim vereceğim. Lower third. İngilizce'deki adı bu şekilde geçiyor. Türkçe ben ek açıklamalar diyorum ama Türkçesi ne oluyor bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Biz de öğrenmiş oluruz. Şöyle 1280'e 720 çalışacağız yine. Zaten bunu alfa kanalı olarak çıktı alacağımız için sadece verdiğimiz layer'lar gözükecek. Arka plan gözükmeyecek. O yüzden sorun değil. Şimdi öncelikle buraya şöyle sağ tık bir tane null object. Buna hemen isim vereceğim. Enter'a bastım. Kontrol dedim. Gördüğünüz gibi şu align'dan bunu ortalarsam bunun anchor point'i merkezde olmadığı için tam ortalanmıyor. Şurada anchor point'i. Y'ye basarsam bunu alıp oynatabiliyorum. Normalde diğer objeler için Ctrl Alt Home yapıyorduk. Merkeze geliyordu. Ha, bunda da geliyormuş. Tamam. Evet, bunda da geliyormuş. Önceden şuraya gelip 50-50 yazıyordum ama tamam, sorun yok. Şimdi buna kontrol dedik. Ardından buna şimdi efekt verelim. Şöyle kontrol null objeye şöyle görünürlüğünü kapadım. Ardından buna color kontrol. Color kontrol efekti verdim. Bu şekilde efektimiz buraya geldi. Bir tane de şöyle renk paletim var. Şöyle örnek olması açısından yardım almak için. Bununla işimiz yok normalde. Şöyle köşeye koyacağım bunu. Ardından şu kontrole tekrar tıkladım. Şurada FX kontrolünün yanında bir gördüğünüz gibi kilit işareti var. Ben mesela başka bir yere tıkladığım zaman normalde bunda efekt varsa bunun gözükmesi lazım. Şimdi bunu seçtim. Bunu kilitlersem eğer hangi yere tıklarsam tıklayayım bunun FX konsol paneli gözükecek. Çünkü bunu kilitledim. Bu yüzden bu şimdi işimize yarayacak. Şimdi buna renk verelim. Şöyle yaklaştım. Şuradaki color'a hemen enter dedim. Color 01 isim verdik. Çünkü birkaç tane renkle çalışacağız. Karışmasın. Şöyle şimdilik seçiyorum bir tane renk. Ctrl C, Ctrl D. 3 tane kopyaladım. İkinciye geldim. Ve üçüncüye geldim. Bunu da beyaz yapalım. Şöyle 3 tane renk seçtim. Şimdi bununla işim yok. Bunu silebilirim. Ardından bir tane rectangle çizeceğim. Şuradan fit dedim. Hemen Q'ya basarsam rectangle tool'a geçti. Ama hiçbir layer'ın seçili değilken şöyle geldim. Bir tane rectangle çizdim. Bunun fill'ini kapadım. Şuradan fill vereceğim buna. Stroke zaten 0 olacak. Şimdi hatırlarsanız bu kontrolü kilitlemiştik. Shape Layer'a da tıklasam artık kontrolün color değerlerini burada görebiliyorum. Şimdi öncelikle bunu background diyelim. Şuna enter dedik. Ve background dedikten sonra Ctrl Shift C diyerek pre-compose edeceğim bunu. BG. Ve şu BG'nin içine gittim. Tekrar seçtim bu shape layer'ımı. Contents Rectangle 1 şu fill vermiştik hatırlarsan. Hatırlarsan şurada add dedik ve fill demiştik. Şurada color var. Alt'a basıp color'ın yanındaki sağ simgesine tıklarsam hemen buraya bir panel verdi bana. Benim şu an bu panelle işim yok. Şurada bir tane sürüklemek için add işaretine benzeyen bir simge var. Onu tutup şöyle color 1'e sürüklediğim zaman hala rengi değişmedi gördüğünüz gibi. Şöyle boş bir yere bir kere tıklayacağım ve
O rengin bilgisi buraya kod olarak geldi. Hala imlecim rectangle modunda, gördüğünüz gibi rectangle 2 geldi. O yüzden V'ye bastım ve boş bir yere tıkladım, karışıklık olmasın diye. Şimdi tekrar content, şu fili kapadım. Rectangle 1'e geldim. Ve ardından şu size, şunun yanındaki zinciri kaldırdım ki bunu bağımsız bir şekilde yatayda ve dikeyde oynatabileyim. Şimdi buraya 750 ve 150 diyeceğim. Bu şekilde. Bir değer girdim. Yine şurada roundness var. Bunu arttırıyorum. Şöyle 75 dedim. Şu an görünümümüz bu şekilde. Şimdi bunu kapadım. Şöyle Q'ya bastım tekrar. Hemen rectangle moduna geçtim tekrar. Ve bir tane daha şöyle shape'leri çizelim. Şöyle şeklin ortasına getiriyorum ki bunu yaradan kesecek bu. Rectangle çizdim ve buna shape 01 dedim. Bu şekilde isim veriyorum ki karışmasın. Hemen buna geldim tekrar. Add dedim ve fill dedim. Bunda da yine aynı şekilde Contents'e gireceğiz. File. Ardından şu color'ı alta basıp bir kere tıklayacağız. Ve bu rengi de bu sefer color 3'e alalım mesela. Color 3'ü aldım. O da buraya geldi. Yani buraya tıkladım bir kere. Ve burayı tekrar kapadım. Ardından şu background yapmıştık hatırlarsanız. Ctrl D diyeceğim. Background 2 oldu. Ve bunu shape'in üstüne aldım. Shape'in track metini alfamet. Yaparsan bu şekilde bir hoş bir görünüm olacak. Eğer bu track metler sizde gözükmüyorsa F4'e basıp buraya aktif edebilirsiniz. F4'e bastıkça menüler değişiyor. Bunu da yaptıktan sonra şöyle Lavatör'de deniyorum tekrar. Şu an görünümümüz bu şekilde. Şimdi buna bir tane yazı ekleyeceğiz. Ctrl T dedim. Herhangi bir şey yazıyorum buraya. Ctrl Enter dedim. Anchor point'im gördüğünüz gibi tam merkezde değil. Ctrl Alt Home tuşuna bastım. Merkeze geldi. Ardından şu align'dan bunu ortaladım. Şimdi bu text seçilirken buna animate fill RGB. Yine buna buradan renk verdik. Ardından bunun rengini de şöyle alta basıp şu fill color'a tıkladım. Ve bunu da şöyle efekt konsolu tekrar tıklamam gerekiyor. Tekrar alta basıp tıkladım. Color 1'i şu şekilde parent yaptım ve boş bir yere tıkladım. V'ye bastım. Teksimi ortalamıştım hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi V'ye basarken text tool'da olduğum için text olarak verdi. V'ye bastım. Ve bunu şöyle ortaladım. Ve aşağıya aldım. Neyse şöyle teksti seçtim. Şu şekilde ortaladım. Yazı fontumu buradan değiştirebilirim. Ama şu an fontumuz güzel. Büyüklüğünü biraz değiştirmek istiyorum. Bunu 25 yapayım mesela. Tamam, bu şekilde olsun. Yazımızı da ekledik arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane daha kopya alacağım. Tekstten Ctrl D diyeceğim. Ve bunu birazcık aşağıya aldım. Şurada dursun şimdilik. Şu ilk tekste gelip text main dedim. Bu ikinci yaptığımızda da gelip enter'a basıp text 2 dedim. Yine karışmaması için. Ve text 2'ye tıkladım. Şöyle. Buna da herhangi bir şey yazalım. Ctrl Alt Home tuşuyla hemen anchor point'i ortaladım. Ve şu align'dan yatayda ortaladıktan sonra V'ye basıp şöyle yine onu güzel bir yere oturtturdum. Karakter bölümünden birazcık
büyük yapmak istiyorum bunu. Yine buna geldik. Text, Animate, Fill Color, RGB. Bu ikinci text'i de şöyle Fill Color'a bir kere tıkladım ve şu Pick Width'i tutup 3'e sürükledim. Boş bir yere tıkladım. Tamamdır. Renkleri zaten istediğimiz zaman buradan değiştirebileceğiz. O yüzden sorun yok. Bu ikinci text'imizi de yaptıktan sonra şimdi bir tane daha rectangle oluşturacağım. Şöyle A yazıp sildim temize çıkması için. Rectangle tool'u seçtim. Ve şöyle bir rectangle çizdim. Bu zaten büyüklük çok önemli değil. Buna şimdi değiştireceğiz ayarlarından. Buna da hemen shape 2 diyorum. Shape 2 dedikten sonra hemen buradan add fill dedim. Buradan da diyebilirim, sorun yok. Add fill dedikten sonra alt click color'a tıkladım. Ve bu color'ı da şöyle 1'e parent yaptım ve boş bir yere tıkladım. Şimdi fill'i kapadım. Rectangle 1'e, ardından rectangle pad 1'e, buradan da size'a geldim. Bu size'a linki kaldırdım. Ve şuraya 200'e 75 yaptık. Ve şu roundness'ı arttırıyorum. Şöyle onu da 45 yaptım. Ve şöyle köşeye aldım. Ardından şey layer'ı tekrar seçtim. Layer'ın kendisini R'ye bastım. Ve bu rotation'a 45 demeden önce Ctrl Alt Home diyorum. Merkeze aldım. Şöyle 45 dedim. Eksi 45 diyorum. Tamam. Bu şekilde bir yere bıraktım onu da. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Şu shape'den bir tane daha kopya alacağım. Ve bu kopyaladım. Aynısı üst üste şu an. Contents bölümüne gelip bunun color'ı da fill'e tıklayıp tabii ki. Şu buna zaten pick whip yapmıştık. O yüzden şu kulakça tıklarsam burada gözükecektir. Burada şöyle color 2'ye parent yaptım. Ve boş bir yere tıkladım. Üstünde olduğu için bu gözüküyor. Şöyle aldım bunu da. Birazcık üstüne doğru bıraktım. Şimdi bunu şöyle rectangle 1'e gelip rectangle pad 1'i seçip şurada birazcık değiştirmek istiyorum. Birazcık büyük yaptım. Böyle küçük de yapabiliriz. Sorun değil. Bir de 120 deneyelim. Tamam, büyük olması daha güzel bence. Bu şekilde bir yere oturtturdum onu da. Şöyle bir şey yaptım. Ardından bir tane de circle yapacağız. Şöyle. Şuraya gelip elipsi seçtim. Tıkladım. Ve sürüklerken Ctrl Shift Alt yapıyorum ki tam bir daire şeklinde alsın. Şöyle bir boyuta getirdim. Buna da hemen Enter basıp Circle dedim. Ve şöyle V'ye basıp seçtim bunu. Bu projeyi bu şekilde oluşturuyoruz. Çünkü bunu mesela biriyle paylaştığınız zaman vatandaş mesela buraya gelip hemen text 1 tıklayacak değiştirecek. Text 2 tıklayacak değiştirecek. Circle'a gelecek mesela buraya logo hemen tıklayacak değiştirecek. Mantığı bu şekilde. O yüzden böyle yapıyoruz yani. Şimdi bunları şu circle'ı hemen bir fill ekleyelim. Ayrıca bu taslakları da satabiliriz. Onu da söyleyebilirim. Yani bunlardan çeşit çeşit yapıp grafik siteleri var. Onlara girip satış yapabilirsiniz. Şöyle elips fill verdik ve şu bunun color'ını alt click yaptım ve şöyle 3'e getirdim. Ve boş bir yere tıkladım. Ctrl Z diyorum. Tekrar buna. Bunun kendiliğinden fili var galiba. Onu sildim. Add'e geldim. Fill dedim. Color'a tıkladım ve şöyle 3'e doğru sürükledim. Tamam, şimdi oldu. Bunu da şöyle aldım şuraya. Şunun büyüklüğünü ayarlayalım şimdi. Fili kapadım. Ellipse 1'e geldim. Size'a gelip bunu 150 yaptım. Ve şöyle
bir yere oturtturdum. Burada gözle ikimize göre ayarlıyoruz. Tamam, böyle olsun. Ardından şöyle şey, bunu şöyle de yapabilirdik. Bu arada anchor point orada da değil. Şöyle kontrol alt komla ortaya aldım bunu. Bir sıkıntı çıkmasın. Şimdi logomuz var. Hemen şuradan logomuzu sürükledik. Logomuz buraya geldi. Ve şöyle onun boyutunu ayarlayalım. S'ye bastım. 15 dedim, küçük. 25 diyorum. Tamam. 45 yaptım. Şu an boyut güzel. Önce circle'ı, ardından da logoyu seçtikten sonra şu align'a geliyorum. Selection seçili olması lazım. Normalde kompozisyon seçili oluyor. Selection'a gelip bunu yatayda ve dikeyde ortaladım ki tam circle'ın içine otursun. Bunu tekrar kompozisyon yapıyorum. Ve şöyle boş bir yere tıklıyorum. Tamam, şu an bu şekilde gözüküyor. Ardından bunu şimdi bir de recompose edelim hemen. Şöyle seçtim logoyu. Ctrl Shift C dedim. Ve buna logo dedim. Move all attributes into the new composition seçiliyken böyle recompose ettim. Ve şöyle şu logo circle'a geldim, pardon. Ctrl D diyerek bir kopyasını aldım. Ve bunu logonun üstüne taşıdım. Şimdi bu şöyle kenara alıyorum. Kenarda köşelerde olacak bunlar. Şöyle S'ye bastım ve şunu 30 yapalım. Ya da şöyle bakalım. Şuradan Ellipse Pad 1'den size'ını 30 yaptım. Şöyle bir boyuta geldi. Bunun da rengini şöyle Ellipse'i kapadım. Ve şuradan file geldim. Color'ı yanındaki kulakçığa tıkladım. Şu effects konsolu seçtim. Ve bu circle'ın rengini de şöyle ikiye doğru sürükledim. Boş bir yere tıkladım. Bu da yeşil oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buna efekt vereceğiz. Ama ben şu circle'ı seçince hala control layer'ının efektleri gözüküyor. Bunu kilitlemiştik hatırlarsanız. Circle'a geçtim, yine bu gözüküyor. Control'e geldim. Bu kilidi kaldırdım. Ve şu circle'a geldim. Gördüğünüz gibi artık burası boş. Çünkü bunda efekt yok. Hemen buna ray warp efekti vereceğiz. Şöyle boş bir yere tıklarsam gördüğünüz gibi R'ye basıyorum. Bu şekil efektimiz oynuyor. Şuradan height'ı 5 yapıyorum. Çok fazla büyümesin diye. Burada çeşitli hareket kalıpları var. Onları seçip farklı bir harekette verebilirsiniz. Ben şu default olanı seçip devam ediyorum. Tekrar bununla işimiz bitti. Control layer'ına geldim ve şu efekt konsolu tekrar buradan kilitledim. Ardından şu circle 2'den birkaç tane yapalım. Control D dedim. Circle 3 oldu. Şöyle V'ye bastım ve dikkatlice şöyle tuttum. Çünkü şuralardan tutarsam büyüyebiliyor. Şöyle bir yere aldım. Yine bunun rengini şöyle Contents. Buna 2 yapmıştık. Buna da şöyle 1 yapalım. Boş bir yere tıkladım. Bunların isimlerini seçip o şekilde hareket ettirsek daha iyi olur. Şöyle bakıyorum. Tamam, güzel gibi. Şöyle de alabiliriz. Şunu seçtim tekrar. Ctrl D. Şöyle. Öbürünü de buraya aldım. Bunun rengini de 3'üncüye götürelim. File geldim. Color'ı şu pick width'le tutup beyaza doğru sürükledik. Ve boş bir yere tıkladım. Şöyle uzaktan bakarken şimdi bunların hepsi aynı boyutta. Şöyle teker teker girip elipse, ellipse pad 1'e, size'a gideceğimize şöyle hepsini seçtim. Shift'le birlikte. Buraya size yazdım. Hepsinin size değeri şu an gözüküyor. 30, bir tanesini 15 yapalım. Rastgele. Bir tanesi 20 olsun.
Böyle bakarsak bir tanesi büyük, öbürleri yani boyutları farklı olduğu için daha da güzel gözüküyor. Ardından şöyle şurayı tekrar bir temize çekiyorum, silip şu Shape 2 layer'ından Circle'a Shift'le birlikte hepsini seçtim. Ve şöyle S'ye bastım. Yani Scale hareketini görmek için. Şöyle 5. frame'e doğru gittim. Bir keyframe verdim. Hepsine otomatikman %100 değerinde keyframe vermiş oldum. Ve tekrar başa döndüm. Bu değeri 0'a çekeceğim. 0 yazdım. Ve daha hiçbir yere tıklamadan bu keyframe'ler seçilirken F9'a basarsam sadece bunlara izleyiz vereceğim. Bu şekilde. Hareket yumuşaktan başlayıp stabile doğru gidecek. Ve şöyle play'e basarsam bu şekilde birden oluşmaya başlıyor hareketimiz. Yine burada bir ekspresyonumuz var. Ben bunu başta söylemeyi unuttum. Bu da böyle bir ifade. Bunu da açıklamaya koyacağım. İndirebilirsiniz. Şöyle seçtim. Ve sağ tık kopyala. Yine bu layer'lar seçili. Ama bunda hepsini teker teker yapmamız gerekiyor. Şöyle alta basıp sırayla yapacağım. Alta basın tıkladım. Panel geldi. Ctrl V. Ve hiçbir yere tıklamadan boş bir yere tıklama. Tıkladım. Panel geldi. Ctrl V ve boş bir yere tıklama. Tekrar tıkladım. Hepsine, yani az önce scale verdiğimiz bütün layer'lara bunu yapacağız. Zaten ekspresyon verdiğimizde bu şekilde ekspresyon scale yazıyor. O yüzden karışma olmaz. Ctrl V. Tamamdır. Hepsine verdik. Tekrar şöyle A yazıp sildim. Play'e basarsam gördüğünüz gibi böyle hoş bir hareket oldu. Eğer bu ekspresyonu yazdığınızda sizde şuralarda böyle sarı bir ünlem varsa ve hareket gözükmüyorsa şuradan File, Project Settings, şuradan Expressions bölümünden Expression Engine, şu an Legacy Extend Script seçili bende. Hangisi ne işe yarıyor ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şuradan JavaScript. Ya ben sorunla karşılaştığımda bu şekilde yapıyorum ve çoğu zaman işe yarıyor. İki tane motor var açıkçası render ekspresyon için. Kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Eğer hata varsa değiştirip tekrar denerseniz büyük ihtimal sıkıntınız çözülecektir. Bu sadece bu ifade için değil, genelde de kullanırken hatayla karşılaştığınız zaman o ünlem işaretiyle bunu bir deneyebilirsiniz. Şimdi en son şu hareketi vermiştik. Bu şekilde animasyonumuz güzel gözüküyor. Şimdi bunu birazcık daha güzelleştirelim. Şöyle yine Shape 2'den yukarı kadar seçtim ve şöyle yaklaşıyorum. Alt ve mouse tekerleğiyle. Şöyle ikinci frame'e çekeceğim hepsini. Birinci frame, ikinci frame. Ardından Ctrl ile en alttakileriyle bir kez tıklarsam seçimden çıkaracaktır. Tekrar iki frame kaydıracağım ve Ctrl ile en alttakini seçimden çıkaracağım ta ki en üste kadar. Böyle iki frame iki frame kaydırıyoruz. Şimdi sıfıra basıp izliyoruz. Böylelikle sırayla yani yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Daha da güzel bir görüntü oluyor. Şöyle şimdi en altta bir background'ımız vardı. Bundan bir kopya alırsam Ctrl D ile ve Enter'a basıp BG mat, yani flag matlerimiz vardı hatırlarsanız şurada. Bu mat olarak kullanılacak. O yüzden mat dedim buna. Ve şöyle bunu hemen şu background'ı seçip bunu alfa mat yaparsam gördüğünüz gibi bunun görünürlüğü gitti. Şunu da açıp kaparsam gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu şu şekilde kullanacağız. P'ye bastım background'ı seçip ve şöyle birinci saniye gitti. Şöyle alta basıp geri çıkıyorum tekrar mouse tekerleğiyle. Şöyle birinci saniye gidiyorum. Ve bu pozisyona bir keyframe verdim. Ardından
Tekrar geri dönüyorum 10. frame'e. Ve bu background'ı seçip şöyle sola doğru alıyorum ki ta ki görüntüden çıkana kadar. Yine bunları seçip F9 diyorum easy's ve 0'a basıp hareket bu şekilde geliyor. Hemen hızlıca gelip yavaşça hareketi sonlanması için şu şekilde grafı ayarlıyorum. 2 keyframe'i seçtikten sonra. Tamamdır. Şuradan tekrar tıkladım. Şimdi text'imize de aynısını yapacağız. O da şöyle olacak. Text'imiz şu alanda gözüküyor. Oraya bir tane mat yapacağız. Aynı buna yaptığımız gibi. Şöyle gidelim. Yukarıdan geldim. Hiçbir layer seçili değilken şuradan rectangle'a geldim. Ve şöyle text'imi içine alacak şekilde bir kare çizdim. Bu şekilde. Yine Ctrl Alt Home. Bu alışkanlık oldu. Şart değil tabii ki. Şöyle ortaladık. Buna stroke vermeyeceğiz. Fill'ini de şöyle gri bir renk verelim ki matte olduğu belli olsun. Bir de buna isim vereceğiz. Text main ya da şöyle yapalım. Mat main text. Yani main text'in matte'i anlamında. Şöyle main'in üstüne aldım. Gördüğünüz gibi. Ve text main'e gelip bunu alfa mat yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi buna hareket vereceğiz. Şu main text'i seçip şöyle kenara götürürsem gördüğünüz gibi gözükmüyor. Sadece şeklin içinde gözüküyor. Zaten matlerin mantığı da bu şekilde. Şimdi bundan hemen bir tane daha şu matten seçtim. Hareket teker teker vermeyelim. Kopyaladım ve şu main'i silip text 2 diyorum. Bu da text 2'ninki olacak. Hemen text 2'ye gelip onu da alfa mat yaptım. Gördüğünüz gibi zaten karışıklık olmayacak. Mat yazdık bunlara. Text yazanı ilk text seçtim ve ikinci text seçtikten sonra kontrol ile birlikte tabii ki. Shift'le yaparsam aradaki layer'ları da seçer. Şöyle shift'le yaptığım zaman. Text seçtim ve text main'i seçtim. Yani yazıların ikisini de seçtim. Ardından şöyle şurada falan gözüksün. 25. frame'e gittik. P'ye bastık. Keyframe verdik ikisine de. Pozisyon hareketi. Ve şöyle bir bir 5 civarına gittim. Tekrar harekete şuradan bir keyframe daha verdim. Başa dönelim. Ve ikisi zaten seçili. Şöyle tutup İkisi de gözükmeyinceye kadar kenara alacağım. Nedense ikisi birden gelmedi. Text 2'yi seçtim. Burada bir karışıklık olmuş. Şurada gördüğünüz gibi text 2 yazıyor ama biz dizayna yapmak istiyorduk. Şu text 2 neyse bunu siliyorum. Ardından şu design'a gelip şu mat 2 design'ın üstüne alıyorum. Ve şu design'a alfa mat diyorum. Şimdi bu design'ı çekersem sola gördüğünüz gibi gözükmüyor. O text 2 nereden geldi fark etmedim. Neyse. Text 2'yi sildik ona hareket vermiştik. Şimdi zaten o keyframe'ler burada olduğu için sıkıntı yok. Hemen pozisyona bir keyframe verdim. Başta ve şunu sola aldım. Şöyle gittim. İleri. Tekrar geri diyorum. Aynı yerde olması için. Sonda bir keyframe verdim ve başa gelip bunu sola doğru kaydırdım. Şu 4 keyframe'i seçip F9'a bastım ve şöyle izliyoruz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda geliyor. Bunu da şöyle yapalım. Önce Studio Nikomedia gelsin yani text main. Ardından design gelsin. O yüzden design'ı şöyle birazcık 10-15 frame kaydırıyorum. Şimdi bir daha bakarsak. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle projeye geldim. Son olarak şöyle bir güzellik daha yapalım. Daha güzel gözüksün. Final dedim. Yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Hatırlarsanız 5 saniye çalışmıştık. Şimdi buna 10 saniye diyeceğim. Neden öyle diyeceğiz?
hareketi terse çevireceğiz. Şöyle. Final'a geldim. 10 saniyelik. Şu şekilde görebiliyoruz. Bizim çalıştığımız kompozisyon ismi Lover Thirsty. Onu aldım buraya. Gördüğünüz gibi 5 saniye kadar geliyor. İmlecimi 5. saniye getirdim. Ctrl D dedim. Ve şunu böyle sağa getirdikten sonra tam bitimle sağ tık Time Reverse Layer dedikten sonra sıfıra basıp izliyoruz. Bu şekilde hareketimiz başlıyor ve terse doğru bitiyor. Daha da güzel gözüküyor. Buna istersek yine şuraya gelip kontrolü seçip efekt konsola gelip şöyle görebildiğimiz bir yere gidip tabii ki de görmemiz lazım. Şuradaki renkleri değiştirirsek bu dizaynımızın renkleri de değişecektir arkadaşlar. Benim için de yorucu bir ders oldu. Eğer beğendiyseniz yorumlara düşüncelerinizi bırakırsam sevinirim. Ben de yorumlarınızı gördükçe mutlu oluyorum çünkü. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.